Televizyonu'ndan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kıymetli seyircilerimiz, İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bir saate yakın bir süre Doktor Hüseyin Kayapınar hocam sizlerden gelen soruları cevaplandıracak. Merak ettiğiniz aklınıza takılan soruları sesli, videolu, mesaj atarak yahut bizi arayarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza iletebilirsiniz. Şimdi kıymetli hocama hoş geldiniz diyeyim. Akabinde sizlerden gelen ilk soruyla programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Hamdolsun iyiyiz. Rabbim daha iyiyiz inşallah. İnşallah. Hocam seyircilerimizden gelen ilk soruyla başlayayım. Emir isminde bir seyircimiz demiş ki karides, kalamar, midye ve benzeri deniz ürünlerini yemek caiz mi? 1 ay kadar önceydi takriben değil mi? Yani bu epey bir tartışma e, gündem oldu konusu gündem yani. konusu oldu. Sebep de işte Diyanet'in daha önceden bu konuyla ilgili verdiği bir fetvayı işte birileri buldu, ortaya çıkardı falan. Aslında buldu derken o kayıptı da buldu falan değil. Yani yerinde duruyordu. Orada Hı -hı. rastladı anlaşılan birisi her neyse. Şimdi bu deniz ürünlerinin yenilip yenilemeyeceği konusu genelde İslam alimleri tarafından iki türlü değerlendirilmiş. Bir Hanefilere göre, Hanefilere göre deniz ürünlerinden balığın dışındakiler yenmez. Sadece balık türü yenir. Ama diğer mezheplere göre denizde yaşayan, denizde efendim doğan, karada yaşayamayan bütün deniz ürünleri yenir. Yani bu temel iki şey bu. Evet hocam. Görüş. Tabi burada niye bu görüş ayrılıkları var? Bunun sebepleri var. Bilmiyorum burada onlara temas etmeye gerek var mı? Ama şu kadarını söyleyelim. Her iki grubun da dayandığı şeyler var. Deliller var. E, kısaca söyleyeyim yine. Hanefilere göre e, şeyde, Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde e, ölüler, e, helal olan ölü, üç ölüden bahsederken efendim e, affedersin iki ölüden bahsederken birisi balık diyor. Balık. Hı hı. Balık diye özellikle almış. Yani iki ölü var diyor. Bunlardan biri balık, biri çekirge. Bunlar yenir diyor. Ölüsü yenir. Yani diğer hayvanlar gibi boğazlanmaz. Evet. Böyle bir hadis var. Bu hadisi esas almış. Ve orada, ha burada balık özellikle zikredilmiş. Demek ki balık yeniyor. Ötekiler yenmiyor demiş. Hanefiler. Ama öbür taraftan e, ayet-i kerimelerde deniz avının helal olduğu ifade eden ayetler var. Sonra Peygamber Efendimiz'in e, denizle ilgili olarak suyu temizdir, ölüsü helaldir şeklinde mutlak ifadeleri var. Onlar da diğer mezhep mensupları da yani mes mensup derken müştehitler yani Hı. mezhep alimleri, en büyük en büyük alimleri bunları esas almışlar ve demişler ki denizde yaşayan her şey yenir. Ha şimdi bakın Hanefiler balığın dışındakileri haram demezler. Ama balık yenir derler. Ne derler peki haram yenir? Balık yani. yenir öbürleri yenmez derler. Hmm. Ha, aynı şekilde diğer şeyler de e, tabi onlara göre balıkta da diğerleri de helaldir. Şimdi bunun ikisi de yani ister e, helal diyenler olsun ister yenilmez diyenler olsun bunların hepsi İslam çerçevesinin İslam çemberinin içerisindeler. Yani bu her ikisi de Müslüman. Ve her ikisi de bu konularda görüş beyan edecek, ayetleri, hadisleri yorumlayabilecek, onlardan hüküm çıkartabilecek insanlar. Evet. İmam-ı Azam olsun, İmam Ebu Yusuf olsun, İmam Malik olsun, İmam Şafii olsun. Ha. Şimdi o zaman şöyle bağlayalım. Bu sayılan şeyler, kalan var. efendim neydi başka? Midye, karides. Midye, karides. E bunlar isteyen yer isteyen yemez. Ha, yiyen ne? Sen kardeşim niye yedin? Haram işliyorsun demeyiz. ne de ya sen niye yemiyorsun demeyiz. Yani bu yer iki iştahat olduğuna göre isteyen yer isteyen yemez. Eyvallah. Ama hocam. şu kadarını tekrar edeyim. Hanefi mezhebine göre balığın dışındakiler yenmez. Diğer mezheplere göre tamamı yenir. Ama bir kayıt var orada. Bir şart, önemli bir şart var. Karada yaşamayacak. Yani hem suda hem karada yaşıyorsa bir mesela yengeç gibi. Eğer o karada da yaşıyorsa evet. o zaman onlara göre de yenmez o. Diğer hmm. mezheplere göre de mesela kurbağa diyelim. Veya su kaplumbağası. Yani sadece suda mı yaşaması? Suda esasında. doğacak, suda yaşayacak, karada yaşamayacak o görüşe göre. Eyvallah hocam. Hocam Nihat Ürküt isimli başka bir seyircimizin sorusu. Seferiyim. Dört rekatlı farz namazları İki rekat kılmam gerekirken unutarak dört rekat kılıyorum. Namazım kabul oluyor mu yoksa tekrar mı kılmam gerek? Namazı kabul oldu tekrar kılmasına gerek yok. Ama şimdiden sonra kılarken yani seferi olarak kılarken dört rekatlı fazlar iki rekat kılsın. Çünkü bu Hanefi mezhebinde öyle kılınması gerekir ama e, dört kılındığı takdirde Hanefi mezhebine göre de Öndeki iki rekat farz olur, sonraki iki rekat nafile olur ama mekruh olur. E bu zaten bilmeden yapmış, bilmeden bu şekilde. Onun için mekruh da olmaz. Yani namazları namazdır. Ee, tekrar iade etmesine gerek yok. Bir seyircimiz yattığı yerde veya oturduğu yerde zihninden hayal gücüyle namaz kılmak diye bir şey var mıdır? Hayır, öyle bir şey yok. Yani namazın belirli şeyi var, şekli var. Yani nadır işte ayakta duruyoruz, okuyoruz, rükuya eğiliyoruz, kalkıyoruz, secdeye kapanıyoruz. Bütün bunlar namazın geçerli olması için gerekli olan şartlar. Ne diyoruz namazın farzları deyince? 12 tane farz sayıyoruz değil mi? Evet. Yani bunlardan altısı dışından altısı içinden diyoruz. Nedir içinden olanlar? Kıyam, ayakta durmak, kıraat okumak, rüku, eğilmek, secde, Sevci. yere kapanmak, Kadir son ya. oturuş. Yani bunlar hep farzdır bunların yerine getirilmesi. Ki mesela burada, Yattığı yerden, oturduğu yerden kıyam terk ediliyor. Rükû terk ediliyor. Secde terk ediliyor. Tilavet, kıraat terk ediliyor. E bu namaz olmaz bu. Eyvallah. Başka bir seyircimizin sorusu. Babamın mirasını dağıtmadan önce kardeşlerime sordum. Kız kardeşim hukuk devletiyiz dedi ve veraset ilanına göre dağıttım. Hükmü nedir? E şimdi dağıtmışlar zaten. Yani şimdiden sonra hüküm sormanın bilmiyorum ne kadar faydası olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim Mirastaki e, Payların ne olduğunu Beyan etmiş belirtmiş Yani çok bir ikisi sadece Hadisle onun dışındakiler Kur'an-ı Kerim ayetleriyle belirtilmiş Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim'deki belirtilen O paylar O hak sahiplerinin yani o Mirasçıların hakkı oluyor Ama mirasçılar kendi aralarında isterlerse başka türlü de Bölüşebiliyorlar razı olurlarsa hepsi ve böyle yaptıkları takdirde dini açıdan bir sorumluluklar da olmuyor. Mesela diyelim ki mirasçılardan biri veya birkaçı mirastaki payından tümüyle vazgeçebilir. Ben istemiyorum diyebilir. Veya alır bir başka kardeşine bağışlayabilir. Veya hepsi birden anlaşmışlar, hepsi gönül rızalarıyla. Ha biz e, işte mevcut hukuka göre bölüşeceğiz diyebilirler. Veya hepsi birden ittifak etmişler biz Şer'i hukuka göre yani Kur'an-ı Kerim'de belirtilen esaslara göre bölüşteşit bölüşülse diyebilirler. Evet. Şimdi bunlara hepsinin hakkı var. Ama burada şöyle bir durum var tabii. Bazıları "Efendim biz Kur'an-ı Kerim'deki belirtilen esaslara göre bölüşülmesini istiyoruz." Diğerleri daha hayır biz mevcut sistemin bize verdiği hakka göre bölüşmek istiyoruz." derlerse e o takdirde e, sorumluluk sorumluluk o Kur'an'daki hükme razı olmayanlara yönelik olur. Hmm. Sorumluluk onların olur ama burada şu da olmamalı. Mesela e, Kur'an'daki hükümlere göre erkeğin payı daha fazla ya. Evet hocam. Yani erkekler bunu daha fazla almak için söylememeliler. Kur'an böyle emrettiği için böyle olsun demeliler. Veya e, hanımlar da işte biz böyle yaparsak daha fazla. Yani bu zihniyet ikinci derecede evet. olmalı. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri abdestliyken zararlı haşerat, eşek arısı, karasinek ve sivrisinek öldürmek abdesti bozar mı diye Hayır söyledim. hiç alakası yok. Abdestle bunun ilgisi yok. Bunlar olsa olsa problem olarak ihranlıyken bazıları problem olur. Ee, i̇hramlıyken öldürülmesi. Nasıl bir problem olur hocam ihramlıyken? mesela ihramlıyken kendine zararı olmayan, zarar vermeyecek olan şeyleri öldürmek Sadaka vermeyi gerektirir. Mesela sivrisinek veya ne bileyim karasinek ihlalindayken öldürmek yasak. Ama bunun abdestle vesaireyle alakası yok. Başka bir seyircimiz demiş ki, vakit namazlarına mümkün olduğunca üç küçük çocuğumu da götürüyorum. Ancak namaz kılan diğer kişilerin tavır ve davranışlarından, çocuklarımın varlığından rahatsız olduklarını hissediyorum. Bu sorunu bir şekilde yaşadım. Camiye ve mescide çocuklarımızı götürmeyip gelecekte camiler boş mu kalacak? Bu konuda ne yapmak lazım? Valla burada yani her iki tarafta kendine göre haklı. Evet. Yani çocuğu götüren de haklı. rahatsızlık hissedenler de haklı görülüyor. Çünkü çocuklar camiye gittiği zaman bazıları diyelim yaramazlık yapıyor. Safların önünden geçiyor, secdelerlerin üzerine atlıyor. Dikkatleri dağıtıyor, huşuu ortadan kaldırıyor. Bu açıdan o rahatsız olanlara hak vermemek elde değil. Evet hocam. Ama öbür taraftan çocukları camiye alıştırmak da önemli. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukları, torunları camiye gelirmiş. Camiye gelir namaz kılarlarken. Efendim, Peygamber Efendimiz'in hatta secde yaparken sırtına çıkarlarmış. O yüzden secdeyi uzun tuttuğuna e, dair. Uzun tuttuğu olmuş vesaire bunlar olmuş. Evet. Ama... Bunlar cemaatin diğer kısmını ne kadar meşgul ediyordu o hareketler, çocukların o hareketleri. Onu bilemiyoruz. Ama çocuktur, yaramazlık yapar mutlaka. Yani burada bir orta yol bulunmalı. Yani mümkün mertebe ebeveynler, ana babalar, çocuklarını camiye götürdükleri zaman onları başkalarının rahatsız olmalarına meydan vermeyecek şekilde tedbirler alsalar. Sıkı sıkı tembih etseler. Oğlum bak Hı -hı. ya kızım. Benim yanımda duracaksın. Ayrılmayacaksın falan gibi. Ve o çocuklar da alışırlar ona. Yani. Ama kendi haline bırakıyorsun. Camiye giriyor. Ondan sonra ha bir onun önüne koşuyor, ötekini arkasına koşuyor. Ve bu bu da rahatsız ediyor insanlar. Huşu anıttadan kaldırıyor. Ya yani evet. çocuklar camiye gitsin Ama namaz kılanların huşuna da engel olmasınlar. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Hocam eti yoksullara dağıtılması gereken kurbanlardan ortaklaşa kurban kesenlerden bir kısmı edaya, bir kısmı da kazaya niyet ederse, bu kurbanın tamamı kesenler tarafından yenmez deniliyor. Bunu açıklar mısınız? Bir defa bu soruda bir eksiklik veya yanlışlık var. Hasan Mesul Hoca, kurbanın kazası olmaz. E burada demek istediği adak mı acaba hocam? Biri adak olsun, biri de o da kaza olmaz. Ama ben şöyle anlatayım. Bir defa kesilen bir hayvanın, kurban bayramında kesilen bir hayvanın kurban sayılması için iştirakçıların yani o büyükbaş hayvana ortak olanların tamamının kurban niyetiyle kesmiş olmaları lazım. Tamamı. Evet. Yani bunlardan bir kısmı ha, adak adayabilir, bir kısmı efendim nafile kurbana niyet edebilir, bir kısmı vacip olan Kur kurbana niyet edebilir. Bunlar caiz. Hı hı. Ama bu yedi kişiden bir tanesi etlik için... Et, Niyet yemek ederse, için yani et yemek et için Et yemek için. Veya ne bileyim kavurma yapıp küpe koyalım, kışın yiyelim. ha Bu niyetle keserse hiçbirinin kurbanı olmuyor Hanefi mezhebine göre. Şafii de oluyor. Hanefi mezhebinde olmuyor. Evet. Bu bir. Peki adak konusu. Mesela diyelim ki bir kimse adak adamış. Bu başka bir ortak hayvan alıp da bir kısmı etliye bir kısmı ada niyet etse olur mu? E bu da olmaz. Eğer kurban olacaksa hı hı. onun tamamının kurban olması lazım. Adak kurbanı ise bu kesilen tamamı o takdirde adak bundan kesenler yiyemez. Ama kurban bayramında kesilmiş. Evet. Yedi kişi iştirak etmiş. Bunlardan bir tanesi adağa niyet etmiş. Diğerleri kurbana niyet etmiş. Ada niyet eden kişi payını aldıktan sonra onu olduğu gibi dağıtması lazım. Onu kendisi de yiyemez, diğer ortaklar da yiyemezler. Hmm. Ama diğer ortaklar yani Kurban Bayramı için kurban, bayram kurbanı kesenler tabii kendi paylarından yiyebilirler. Eyvallah hocam. Seyircilerimizden biri, evin temizlik, yemek, çocuk bakımı vesaire ihtiyaçlarını karşılayan eş, kocanın evinde, malında hak sahibi olmuş olur mu? E bu olmuyor. Yani şimdi tabii e, aile içerisinde bir görev dağılımı, iş dağılımı var, oluyor. Yani genelde bizim e, örfümüzde, bizim örfümüze gerek Müslümanlar olarak efendim, ee, ...para kazanma... ...kocanın görevi... ...ev işleri de hanımın görevidir. Yani bu öteden beri bu şekilde gelmiştir. Ve... ...yine bizim fıkhımıza göre... E, ...aile reisi... ...ailenin mülkünün sahibidir. Aile reisi. Ancak... Evet. ...aile fertlerinin kendine ait özel gelirleri varsa... ...veya özel malları varsa... ...özel paraları varsa... ...miras kalmış, hibe edilmiş, vasiyet edilmiş... ...o zaman... O mallar o diğer aile fertlerinin bu ister hanım olsun ister çocuklar olsun onların mülküdür. Ama efendim sen dışarıda kazandıysan ben de evin temizliğini yaptım yemek pişirdim. Senin kazandığın malda ben ortağım deme gibi bir durumu hanımın böyle bir şey yoktur. Yoktur. Ve bu yani dini bir meseleye de benzemiyor pek bu. Ama işte örfün getirdiği, sonra Kur'an-ı Kerim'de er ricalu kavvamun alen nisa var biliyorsunuz. Sonra yani e, evin lideri efendim e, erkektir. Evet. Erkeklerdir anlamında. E, bütün bunlara göre evin, o ailenin malı şey ait, e, aile reisine ait yani koca aittir. Hanımların böyle bir şey olmaz. E, yani bu hak talep etmesi olmaz. Ama tabi zamanımızda biliyorsunuz kanunlar var. Ve bu kanunlara göre evlendikten sonra belirli bir zannediyorum başlangıç tarihi var onun. Hı hı. Ondan itibaren evlilik esnasında iktisap edilen kazanılan mallar karı koca arasında ortak oluyor. Hı. Yani zaten şu andaki mer'i hukuka göre zorunlu olarak ortak oluyor. Yani hanımlar isterlerse ha, ha, o ne zaman bölüşülüyor onu bilmiyorum. Yani bunlar hayattayken evlilik sürerken gel şu malları bölüşelim diyebiliyorlar mı demiyorlar mı? Veya birisi bölüşelim derse, öteki hayır derse ne olur onları bilmiyorum. Evet. Tabii isterlerse kendi karşılıklı rızayla isterler. Mesela şu çok rastlanıyor. Diyelim ki bir ailenin iki tane dairesi var almış. Birisi kocanın üzerine, birisi hanımın üzerine yapılıyor. Bunlarda evet, hiçbir sakınca hocam. yok. Ama mutlaka böyle mi olmalı konusu fıkhi açıdan hayır böyle değil. Hmm. Yani burada hocam muhtemelen ben şöyle görüyorum. Seyircimizin sorma. E, düşüncesi şu olabilir. hani Kadın bu görevleri yapmakta zorunlu değil ya sonuçta e, haliyle şey yaparsa yani da... Zorunluluk meselesi illa kitapta yazması lazım değil bazı şeylerin. Örf tayin eder onu. Hmm. Yani kadın evde kenarda oturup yatıp işten gelen kocaya sen yemek pişir, sen bulaşık ya diyemez. Ha, kadın hasta olur, efendim imkansız olur. O da yorgun olur. Gelir şu işi beraber yapalım der filan. O ayrı. Evet. Yani şimdi bazı şeyler var ki aile içerisinde. Bunlar illa kitapta yazması şart değil. Örf bunda etkili, hakkaniyet bunda etkili. E dolayısıyla yani hanımların <laughs> böyle bir talebi fıkhan söz konusu değil. Eyvallah hocam. Efendim şimdi sesli bir sorumuz var. Hep birlikte sorumuzu dinliyoruz. Benim sorum eşim sabah namazlarına kalkamıyor. Diğer namazları kılıyor ama sabah namazlarında biraz gevşeklik gösteriyor. Kaldırmama rağmen kalkmıyor. Ailenizi namaz için emredin gibi bir ayet var tam hatırlayamadım. Hani bu doğrultuda benim sorumluluğum nedir? Çok zorlamalı mıyım diye soracaktım. Evet hocam. Gerçekten yani, ailenize namazı emredin anlamında ayet var. Emr ehleke bis salat festabir aleyha. Yani ailene namazı emret ve sen de o işte sebat et, sabır göster. Evet, başka bir ayet girmedi de ailenizi yakıtı ateş olan o o, o olan genel anlamda namazda sadece koruyor. namazla ilgili değil. O Hı. genel anlamda yani ateş, yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından koruyor. Evet, hocam. ki bu sadece namazla ilgili değil Günahlarına engel olma başka ibadetleri yapma hepsine şamildir o. Evet. Ama bu namazla ilgili özel olarak bu ayet var. Sonra e, hadisler var mesela çocuklara namazı emretmekle ilgili hadisler var ve peygamber efendimizin bu sabah namazı değil ama teheccüd namazıyla ilgili yani e, kalkan kocanın hanımını uyandırması ve o uyanmazsa üzerine sus etmesi yüzüne bu şekilde su sepmesini ister bu kalkan koca olsun ister hanım olsun ve bu maalede hadisi var yani diyor ki sen kalktın gece teheccüde eşin kalkmadı sen onu uyandır ve o kalkmazsa ona elinle su serp böyle hadis var e şimdi dolayısıyla e, özellikle sabah namazı tabii bu teheccüd namazı farz değil ama sabah namazı farzdır ve dolayısıyla da o ee, eşi uyandırmak lazım ki özellikle bu arkadaşımızın işi kolay. Nispeten kolay. Niye kolay? Çünkü zaten diğer namazları kılıyormuş hanımefendi. Sadece sabah namazında biraz tembellik gösteriyormuş. Evet. Ona telkinle, nasihatle ve bir de iyilikle muamele ile kaldırır insan. Şaka yapar. Efendim dediğim gibi yüzüne su serper filan bir şekilde uykunu açar, açmalı. Yani öyle ben bir defa çağırdım hanım kalk namazın gel vakit geçti Yok dedi. Ondan sonra kenara çekilmemeli. Onu uyandırmaya çalışmalı. Ama tabii hanım da e, sana ne veririm defol git başımdan dememeli ya. Yani. Eyvallah hocam. Tabii seyircilerimize çağrı hattımızı bir kez daha hatırlatayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerde aklınıza takılan soruları sesli, videolu, bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza iletebilirsiniz. Kıymetli hocam sorularınızı yayın esnasında cevaplandıracak. Hocam Bilal Altıntaş isimli seyircimiz demiş ki katılım bankalarının işleyişi hakkında hocam bizi aydınlatabilir mi? Yok şimdi tabii yani bu zaman zaman konuşuyoruz bu konuda ama haliyle biz katılım bankaların içinde bulunan bir insan değiliz. Evet. Hocam. Bize söylenen, anlatılan, gördüğümüz şeyler. Ve burada nasıl işliyorlar bu uzun uzun bir sürü bunların detayları var. Evet hocam. Birçok konu var yani. Birçok konu var. Yani bunlar paraları nerelerden kazanıyor? Paraları nerelerde çalıştırıyor? Paraları nasıl efendim e, karları bölüştürüyor vesaire bir sürü şeyler var. ben detayları var. Dolayısıyla bizim bunu burada anlatmamız zaten zaman olarak da mümkün değil. Zaten ben bilgi olarak da bunların tamamına biliyor değilim. Ama bu katılım bankalarının esprisi topladıkları paraları ve ki o biliyorsunuz e, mudi diyoruz para verenlere. Mudilerin yatırdıkları paraları dinin yasak etmediği alanlarda çalıştırarak para kazanmak ve o kazanılan parayı e, kendisi ve parayı yatıran mudilere bölüştürmek. Yani sistem bu. Evet. Ha, peki dinin yasak etmediği alanlar neler var? Onlarca, yüzlerce olabilir. Dolayısıyla ve bunlardan bazılarından bizim haberimiz de olmayabilir. Ama daha çok öne çıkan bunların çalışma tarzları, e, murabaha dedikleri bir sistem. Murabaha şu demek, malı peşin alıp vadeli satmak. Murabaha aslında kar kar getirmek anlamı. Ribah kardır Arapçada. E, kar getirme şeklinde. Yani ne oluyor? Bir mala ihtiyaç sahibi olan kişi, ihtiyacı olan kişi gidiyor bu bankalara. Benim şu mala ihtiyacım var diyor. Ve piyasa araştırması yaptım diyor. Falan yerde şu fiyata verer, veriyorlar diyor. Bu bana yarar diyor. Siz onu bana alıp satar mısınız? Bunu bana temin eder misiniz? O da olur diyor. Peki ne dediler, ne dediler orada fiyat? 10 lira. Tamam biz onu o zaman sana 15 liradan veririz dediler. Gidiyorlar 10 bin liraya onu alıyorlar. Veya vekalet veriyorlar birini gönderiyorlar. Veya bir müşteriye vekalet veriyorlar. Onu aldırıyorlar sonra da satıyorlar. Ve arada bu peşin alıp vadeli sattıkları için bir kar oluşuyor o karı da Moody'lere veriyor. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Gayrimüslim birinin kul hakkına girilir mi? Örneğin sıra beklerken onun önüne geçersek kul hakkı olur mu? Şimdi bakın. insanların iki türlü vazifesi var. Bir Allah'a karşı vazifeleri var bir insanlara karşı. Ve hak dediğimiz zaman üç türlü hak var. Allah hakkı var, kul hakkı var, karışık hak var. Bir defa kul hakkı insan hakkıdır. Ve bütün insanların bu hakkına riayet etmek zorunluluğu vardır. Evet. Bütün insanların. Ben sana bir örnek vereyim bak. Şimdi zamanımızda biliyorsun dışarıdan mal getirenler yurt dışından işte gümrük işlemleri yapılıyor vesaire. Evet hocam. Eskiden şimdiki bir sistemli bir gümrük vesaire yoktu. Ancak yol güzergahlarında duran ve oradan geçen tüccardan vergi alan memurlar vardı. Bunlara amil deniyordu memurlar vardı. Şimdi Hazreti Ömer zamanında e, ki bu oradan geçen tüccarlar şahsi kendi kullandıkları mallara vergi vermezler. Ticaret için olana verirler. Mesela adam ata binmiş geliyor. Bindiği ata vergi alınmaktan dolayı. Yanında hizmetçisi var köle. O zaman kölelik vardı. Ondan dolayı şey alınmaz. Vergi alınmaz. Ha, şimdi Birisi geliyor Hristiyan bir, birisi, yabancı uyruklu üstelik ve İslam ülkesinde ticaret yapmak üzere geliyor. Kapıdan girerken, o gümrük kapısı diyelim artık oraya, amil tutuyor bunun kendi binek atından da vergi alıyor. Hmm. Ve adam diyor ki sen bunu almaman lazımdı ve Hazreti Ömer'e şikayet ediyor. Hazreti Ömer halife. Dinliyor tamam diyor, sen aynen hangi kapıdan girdiysen, Nereden geldiysen aynı yerden git. Sen giderken senin verdiğin para sana iade edilecek diyor. Sen giderken sana verdiğin para iade edilecek. Ve gerçekten o şahıs ticaretini yapıyor. Memleketine dönerken o kendisinden atından vergi alan yere gelince atı için verdiği vergi iade ediliyor. Ya yani ne olacak sanki gayrimüslim adam ha o da alsın yok bak. Yaşlı olan gayrimüslimlere asap döneminde yardımcı olurmuş devlet. Yardımcı. Onlar sağlıklıyken bize vergi veriyorlardı diyorlar. Dolayısıyla hak haktır. Hak sahibinin Müslüman oluşu, gayrimüslim oluşu fark etmez. Ancak tabii onların kendi din anlayışlarına göre, dinlerine göre, kendi kanunlarına göre diyelim ki meşru bir yol var. O bize göre gayrimeşru. Ha, Onların o meşru saydığı yolla onların malını alabilir miyiz? E burada tartışmalar var. Mesela faiz haram bizde. Evet hocam. Ama gayrimüslimlerde haram değil. Öyleyse ben gayrimüslim'e para verip ondan faiz alabilir miyim? Onların kendi inanıcına göre bu helal ya. E bu tartışılmış. İmam-ı Azam alır demiş. Ama diğer imamlar hayır alamazlar demiş. Ve tabii diğer imamlar daha çoğunlukta olduğu için biz o görüşü tercih ediyoruz. Yani bu sıra bekleme olsun veya başka bir şey neyse. Yani bu hak konusunda Müslüman gayrimüslim ayrımı olmaz. Eyvallah hocam. Tabi burada Müslüman da örnek olması lazım hocam. O ayrı, tabii, o ayrı bir konu tabi. O ayrı bir konu. Başka bir seyircimiz demiş ki, eşime babasından miras kalan tarlalardan, eşim çiftçilik yaptığı için devlet eşime kardeşlerinden daha fazla vermiş. Eşim bunu kardeşlerine söylemek zorunda mı? Tabi zorunda o bir haktır. Ne derler? Ölüm hak miras helal. Bizim Anadolu'da kalıplaşmış bir sözdür bu ve o mirasta herkesin hakkı vardır. Ve evlatların hakkı ola, o erkek ve kıza göre eşittir. Yani kızlar hep aynı eşitlikte mirasta payları vardır. Erkeklerin aynı eşitlikte payları vardır. Dolayısıyla devletin birisine fazla pay vermesi ve bu kişi de bunu bildiği halde diğer kardeşlerinden gizlemesi olmaz. Eyvallah hocam. Efendim şimdi sesli bir sorumuz var. Hep birlikte dinliyoruz sorumuzu. Ezan okunuyor. Namaza duruyorum ben ezan bitmeden. Namaza duruyorum olabilir mi? Namaz evet, olur. olur ama ezanın bitmesini beklerse daha iyi olur. Fakat bazen yaşlılık hali bekleyemiyor insanlar. Yani bir an önce namazı kılmaları gerekiyor. Böyle bir mazeret varsa tabii sakınca olmaz. Ama öyle değil de hani ben sabah namazı işte bir an önce kılayım yatay bir şeklinde hı hı. olmamalı. Eğer çünkü ezanı dinlemek de lazım yani. O da sünnet. Ee, yani mazeret yokken ezanın bitimini beklemeli ama dediğim gibi sıkıntısı varsa insanın efendim yaşlılıktan kaynaklanan, hastalıktan kaynaklanan ve acele kılmasını gerektiren durumlar varsa ezan Allahu ekber dediği zaman kılabilir. Ama böyle bir durum yoksa ezanın bitmesini beklese iyi olur tabii. Eyvallah hocam. Tabii seyircilerimize çağrı attığımızı bir kez daha hatırlatayım. Kıymetli seyircilerimiz sizlerde aklınıza takılan soruları sesli, videolu bizi arayarak yahut mesaj atarak 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımıza iletebilirsiniz. Değerli hocam yayın esnasında sorularınızı cevaplandıracak. Hocam Nuriye isimli seyircimiz demiş ki kızımın evi benim evimin arası 700 kilometre. Bir ay kalsam seferi namazımı nasıl kalacağım? Tam kılacak namazlarını orada bir ay kalıyorsa. Çünkü 15 günden fazla kalıyorsa eğer namazlarını tam kılması lazım ki bu soruyu soran bir ay demiş. Bir ay kalacağına göre orada namazların tam kılacak. Ancak giderken gelirken yolda seferi sayılı dört rekatlı farzları iki rekat kılabilir. Başka bir seyircimizin sorusu. Hocam dinimizde 33 yaşın bir önemi var mıdır ve bu yaşta bir ibadete başlamanın önemi nedir? İbadete başlamak ergenlikle başlar. Yani illa 33 yaşını beklemek şart değil ibadet için. Ben böyle bir önem bilmiyorum. Ve o yaşta ibadete başlamanın gerekliliği yolda da bir şey bilmiyorum. Yani, yani artık bir kimse ergen oldu mu aklı başındaysa o yükümlüdür, mükelleftir. Evet. Ve onun sorumlulukları ile 60 yaşındaki, 50 yaşındaki kişinin sorumlulukları aynıdır. E ancak tabii ee, yaşlılıkta işlenen günahlar gençlikte işlenen günahlara göre biraz daha e, tabi ağır oluyor yani cezası ağır oluyor çünkü gençlikte nefis daha galip falan e, dolayısıyla e, o biraz daha yani hafif oluyor günah olmuyor anlamında söylemiyorum hı hı. ama ki daha fazla günah oluyor onun dışında 33 yaşla ilgili herhangi bir şey yok Yılmaz Görüş isimli seyircimiz de sabah namazı ile alakalı demiş ki ezan okunmadan kılmak zorunda kalıyorum kabul olur mu? E olur. Eğer imsak vakti girmişse namazı kabul olur ama sünnete uygun hareket etmesi için, etmiş olmak için kendisi bir ezan okur ev içerisinde yavaşça. Ondan sonra namazını kılar o daha güzel olur. Seyircilerimizden Murat Bey, eşimin kardeşine bir süre önce borç para verdik. Önümüzdeki Ocak ayında eşime banka promosyonu yatacak. Promosyonlar konusunda şüphe olduğu için kardeşine vermeyi düşünüyoruz. Borç parayı almayıp yatan promosyonu o niyetle kullansak olur mu? Yani kardeşinin ne vermiş gibi kabul edecek, onu kardeşinin borcunu düşecek. Evet hocam. Şimdi promosyonu ihtiyacı olan kullanır diyoruz zaten. İhtiyaç sahibi. Eğer kendileri ihtiyaç sahibi ise onu kullanabilir zaten. Ama ihtiyaç sahibi değilse, e şimdi ancak bunu şöyle yapsa olur. O eşinin kardeşine söyleyebilir. Biz senin şeyini affettik. Borcunu. Borcunu bağışladık sana diyebilir. veya da elindeki parayı verir ona. O da kendi borcunu bir şekilde öder. Okta isimli bir seyircimizin soruları var hocam. E şimdi ilk sorusu maaşın zekatı nasıl olur? Aldığımız maaşın kırkta biri zekat niyetiyle veriyorum. Yanlış mı yapıyorum? Allah kabul etsin aldığı maaşın kırkta birini vermek zorunda değil yalnız. Ama veriyorsa da bu zekatını vermiş olur tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Zekatın farz olması için malın nisaba ulaşması lazım. Nisaba ulaşması lazım. Bu benim demin ki söylediğim her ay veriyorsa zekatını vermiş olur demem. Hı hı. Şayet birikimi yoksa. Zaten hı hı. zekat farz değil ona. Evet. Ve o bir sadaka yerine geçer birikimi yoksa ama zekat farz olması için 80.18 gram altın karşılığı bir parasının olması lazım buna nisap diyoruz ve bu sebeptir sebep olmadan müsebbep der eskiden olmaz yani mesela şöyle diyelim e, sabah namazının sebebi vakittir aynı zamanda şartı vakittir evet hocam. dolayısıyla Sabah namazının sebebi yoksa gerçi sabah namazının sebebi olur da mesela bu yatsı namazıyla ilgili söz konusu çok kuzey ülkelerinde. Ne oluyor? Yatsı namazı vakti girmiyor. Yani sebep yok. O zaman orada namaz var mı yok mu? O tartışılır. Tartışılıyor. Şimdi zekatın sebebi nisaptır. Nis şey, e, nisaptır. Dolayısıyla nisaba malik olmayan kişiye zekat farz değildir. Şimdi bu soruyu soran kişi eğer birikimi varsa ve bu birikim de nisap miktarına ulaşmış, üzerinden bir sene geçmişse onun zekatını verecektir. Ha, eğer şöyle yapıyorsa, birikimi var, nisap miktarı var, evet. Ve bu kişi sene sonunu beklemiyor. Her ay veriyor bir şeyler. O zekattır. Ama birikimi yokken maaşının kırkta birini vermesi zekat olmaz. Hmm. Niye? Çünkü sebep yok. Sebep olmayınca zekat da yok. Ha, peki onun verdiği para ne olur? Sadaka olur. Sevap getirir. Ayrı konu. Allah kabul etsin. Allah kabul eder zaten. Ee, seyircimizin ikinci sorusu hocam. Vakit namazını tekbir aldıktan sonra selamdan önce vakit çıkarsa ne yapmalı? Bir şey yapmasına gerek yok. Namaza devam eder. Ve selamını verir ve namazda gerçekleşmiş şey olmuş olur. Ancak sabah namazı bunun istisnasıdır. Hmm. Yani sabah namazına başlamış... Daha evet. namaz bitmeden önce şey olmuş vakit çıkmış vakit çıkmış güneş doğmuş ha, o namaz olmadı onu iade edecek ama diğer namazlarda öyle değil yani öğle ikindi akşam ve yatsı namazlarında e, namaza başlamış namaz kılarken vakit çıkmış o namazı tekrar kılmasına gerek yok namaza devam eder ve o geçerli olur peki bunun belli bir reketi falan var mı hocam yani? Şimdi şöyle, al, aldıktan sonra şöyle bazı alimler tek bir alması yeterli de. Zaten ikindi öğle ile ikindi arasında problem yok. Akşamla yatsı arasında problem yok zaten. Hmm. Yani sonuçta sen ikindi vakti girinceye kadar öğle namazını kılmamışsın. İkindi namazı vakti girmesine yarım dakika var. Öğleye durmuşsun. E onu tamamlayacaksın. O kaza olacak belki de. Ama kılacağım onu zaten. Şimdi problem nerede söz konusu? Bir sabahta bir de İkindiyle akşam, akşam arasında. Var. Sabahta olmuyor dedik. Evet. Yani namaza başladı. Güneş doğdu namaz içindeyken o namazı tekrar kılacak. Ama ikindi de namaza başladı. Namazı bitirmeden güneş battı. Devam edecek. Kerahetle namazı sayık. Kerahetle. Hmm. sayı Peki bu ne zaman başlarsa o ikindi sayılır? Güneş batmadan. Bir tekbir aldığı zaman başlar diyen görüş var. Secdeye vardığı zaman diyen görüş var. Secdeye. Hatta İmam Züfer'e göre iki defa secde yapmış olması lazım. Allah Allah. Yani ona başlamış olması için böyle görüş ayrılıkları var. Ama tabii insan e, zorunluluk yoksa durup durup yani boş oturarak e, bu vakitlere namazını getirmemeli. E, tabii burada usulü fıkıhta geçen bir vakti kamil, vakti nakıs meseleleri var. Yani e, namazın vakti var ya. Evet. Mesela evet. öyle, ikindinin vakti nedir? Diyelim ki saat şimdi üç buçukta başladı, altıda bitti. Bu iki vakit arası ikin namazının vaktidir. Son 15 dakikayı diyelim veya 20 dakika kerahat vaktidir. Ondan önceki kısım normal vakittir. Önce, ondan önceki kısımda kılınan namaz kamil namaz oluyor. Kerahat vakti girdikten sonra eğer namaz kılınırsa ona da nakıs vakit deniyor. Ve o namaz da nakısan eda edilmiş oluyor. Nakıs ne de demek? Eksik, kusurlu demek. Hmm. Ama kılacak. Eyvallah hocam. Oktay Bey'in son sorusu. Kömür ocağında çalışıyoruz. Yer altında ışık yok. Baretlerdeki fenerlerle çalışıyoruz. Ayakkabı ya da elbise çıkarmak mümkün değil. Temiz yer yok. Genelde eve gelince kaza yapıyoruz namazlarımızı nasıl yapmamız doğru olur? Tabi doğrusu, asıl doğrusu nedir? Namazı vaktinde kılmaktır. Esas olan budur. Kömür ocağında eğer, tabii tabi şimdi bu abdestli ise veya orada abdest alma imkanı var ise, ayağındaki potini çıkarmasına gerek yok. Sabahleyin oraya girerken abdest alır, potini giyer, eğer potin giyiyorsa, ...ve sonra abdest alırken... ...üzerini meseler. Tamam. Evet. Yani öbür taraftan... E, ...namaz... ...diyelim ki üzerine giydiği elbise... ...tamam... ...yani kömür tozlu vesaire... ...ama üzerine necaset yoksa... ...o da namaz zamanı değil. O elbiseyle de namaz kılabilir... ...üzerinde... ...şer'an pis sayılan şeyler yoksa. Ha, peki... ...o zaman ne olacak? Eğer bu mümkünse... ...ve... ...ocakta çalıştığı yerde... Namaz kılması mümkünse namazı orada kılar. Namazı orada kılar. Ama öyle ki bazen tarif ediyorlar. İnsanlar çalışırken diz çöküp o şekilde ancak çalışabiliyor. Yani böyle ayakta durma falan imkanı yok. Evet. Bu durumlarda ve başka çaresi yok zaten. Mecburen evinde kılacaktır ama bu durumlarda eğer bilirse usulünü ki o biraz zor olabilir. Cem etme usulünü uygulayabilir. Ama Öyle değilse tabii evine geldiği zaman kılar. Ama asıl olan demin söylediğim gibi oturarak da olsa. Su bulamazsa, teyemmüm ederek de olsa namazı vaktinde kılmasıdır. Yani bu kömür ocağındaki o zorluklar namazı kılmasına engel olmaz bu imkanlar varsa. Ya yani ne yapacak o zaman? Abdest alabilecekse alacak. Evet. Ayakta durabilecekse ayakta duracak. Kıbleye dönecek namazı kılacak. Üzerindeki elbisenin dediğim gibi kirli oluşu namaz kılmasına engel değil. Bunlara gücü yetmiyorsa oturduğu yerden secde yapabilirse secde yapacak ve ruku yapabilirse ruku yapacak namaz o şekilde kılacak. İnşallah. Bunların da. hiçbirisi mümkün değilse ve o zaman mecburen kaza yapacak. Eyvallah hocam. Tabi dün tüm çalışan seyircilerimize Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Amin. Hocam Hatay'dan bir seyircimizin sorusu var. Mısırlı bir alim ölüye Kur'an okunmaz diyor. Peygamber Efendimiz kendi oğluna veya ailesine Kur'an okudu mu? Peygamber Efendimizin Kur'an okuduğuna dair bir rivayet yok. Bildiğim kadarıyla. Şimdi bildiğim kadarıyla kaydını özellikle koyuyorum. Çünkü ben hadislerin tamamını bilmiyorum. Ama benim okuduklarımda Peygamber Efendimizin oğluna veya diğer yakınlarına Kur'an-ı Kerim okuduğuna dair cenazesine bir bilgi yok. Ancak peygamberimizden gelen rivayetler var. Mesela ölülerinize Yasin okuyun anlamında hadis var. Ölülerinize Yasin okuyun. Sonra efendim eee mezarın başında Fatiha, ayak kısmında Bakara suresinin son ayetini okuyun. Ayetleri okuyun şeklinde hadisler var. Tabi bu hadislerden bir kısmı bizim o kütüb de sitede var bir kısmı yok. Yani her ne kadar Peygamber Efendimiz'in bizatihi kendisinin şey yaptığı Fatiha okuduğu veya Kur'an okuduğuna dair bir rivayet bildiğimiz kadarıyla yoksa da Peygamber Efendimiz'in okumayı teşvik eden hadisleri var. Hmm. Kabristanda olsun efendim cenaze defnedildiğinde olsun hatta şu da olmuş değil mi? Bir gün Peygamber Efendimiz bir kabirin yanında geçiyor. Ve iki kişi bunlar diyor şey yapıyor. Azap çekiyor bunlar diyor. Azap çekiyor. Azap görüyor. Niye? Çünkü basit şeylerden de diyor bunlar azap görüyor. Birisi söz taşıyordu. Öteki de idrara dikkat etmiyordu. Ve bir tane hurma dalı alıyor. Onu ikiye bölüyor. Ortada. O dalın bir kısmını kabrin birine bir, bir, bir birisini yarısını Kabrin birine diğer yarısını diğerinin başına dikiyor. Bunlar kurumadığı sürece diyor bunların azabı hafifletilir diyor. Şimdi kainatta her şey Allah'a tesbih eder. Bu ayetlerle sabit. Evet hocam. lisan haliyle her şey Allah'a tesbih eder. Buna ayet bu. Ve dolayısıyla o şeyde tesbih ediyor. Hurma dalları da tesbih ediyor Allah. Şimdi peygamberimiz burada o hurma dalının bile o ölülere azabının hafifletilmesine sebebiyet veriyorsa, kurma dalı bile, peygamberimiz bunu söylüyor, o zaman Allah kelamı okunduğu zaman da fayda verir. Ya. Yeah. Allah kelamı okunduğu zaman da fayda verir. O yüzden ehli sünnet uleması, ehli sünnet uleması, Ahmet bin Hanbel'den, efendim, sadece İmam Malik'ten farklı bir rivayet var hatırında kalan. Hanefilere göre, Şafilere göre ve Hanbelilere göre Gölüye Kur'an-ı Kerim okunur. Ancak malikilere göre, İmam Malik'e göre böyle bir farklı durum var. Bazı bu Selefi denilen, yani bu daha çok Suudi Arabistan'da ve Körfez ülkelerinde yaşayan ve e, işte bir Vahabi denildiği oluyor, Selefi denildiği oluyor. Yalnız o Selefi dediklerim burada e, bu Daeshler değil. Onlara da Selefi diyorlar, onlar hmm. değil onlar değil. Bu Suudi Arabistan'ın şeyi onlar e, diyorlar ki efendim okunmaz. Yani öyle Kur'an okunmaz. Çünkü insan ancak e, yaptığı işin karşılığını alır. Ve enlselil insan ila maşa. Evet. Ya e, burada kendisi bir şey yapmamış, bir başkasının yaptığının ona faydası olmaz der ama peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın başkasının yaptığı bir şeyin bir başkasına fayda olacağını gösteren hadisleri var çok. Mesela o bir tane adam geliyor peygamberimize. Ya Resulallah işte benim diyor babamın efendim hacca gidemedi. Anam hacca gidemedi. Onun yerine ben gitsem olur mu? Olur diyor. Anayım babayın neyse birisine borcu olsaydı sen onu öder miydin? Öderdim. Allah alacağını Allah'a olan Allah'ın alacağını ona ödemek daha çok layıktır diyor. Buna benzer başka rivayetler de var. E, dolayısıyla ehl Sünnet, işte İmam Malik'ten hariç böyle bir ondan farklı görüş var. E, ulemasına göre bir kimse okuduğu bir e, Kur'an'ın veya yaptığı bir ibadetin sevabını efendim ölen bir yakınına bağışlayabilir. Ve bağışladığı zaman hem o yakını istifade eder hem de kendisi istifade eder. İnşallah. Ama burada şuna dikkat çekmek lazım. Kişi kendisi Kur'an-ı Kerim okuyup Böyle hazır hatim bilen satın alarak değil. Bazı bir de böyle vardı değil mi? <laughs> evet hocam. hazır hatim satıyorlardı işte. Elhamdülillah bunlardan kurtulduk. Elhamdülillah. Kurtulduk. Yani bundan 30 sene önce Eyüp Camii'nin kenarında bu tüca, tüccarlardan çok da hacim şey satan. Hatim satan, Fatiha satan, bilmem ne satan falan. Ha, Yasin satan. Böyle şey değil, böyle değil. Kişi kendisi okuyacak. Veya bir, bir başkası okuyacak ve buna hediye edecek. Böyle Bunlar caiz. Eyvallah hocam. Bir sessiz sorumuz var hocam. Kıymetli seyircilerimiz hep birlikte sessiz sorumuzu dinliyoruz. Değerli hocam, iyi akşamlar. Ee, ben özellikle bir konuyu belirtmenizi talep ediyorum sizden. Şimdi genelde çevremizde hep şöyle bir şey söylüyor. Kerahat vakti namaz kılınmaz. Kerahat vakti namaz kılınmaz ama hangi namaz kılınmaz? Onu özellikle belirtmek lazım. Zira onlar sanki bütün namazlar, ikindinin farzını dahi kılmayacaksın gibi bir konuşma yapıyorlar. E Birçok insan da buradan etkileniyor doğal olaraktan. Sizden istirham etsem bunu net olarak herkese açıklarsanız en azından yanlış anlamalara ve yanlış söylenlere sebep teşkil edilmesin. Evet teşekkür evet, ederiz. Efendim. Aslında biraz önce buna bir bakıma temas etmiş olduk evet. ama bir de özel olarak söyleyelim. Şimdi asıl olan şey asıl namazı vaktinde kılmak ve kamil vaktinde kılmak. Kamil vakti nedir? kerahat vaktinden önceki zaman süresidir. İşte ikindi namazının vaktini bahsettik. Saat üç buçukta girdi. Saat altıya beş kalaya kadar diyelim devam ediyor bu vakit. Altıya yirmi kaladan itibaren veya altı beş buçuktan itibaren kerahat vakti sayarsak doğrusu olan asıl olanı beş buçuktan önce kılmasıdır bu namaz ikindi namazını. Ama kılmadı, meşguliyeti var, unuttu, yoldaydı bir şeydi altıya çeyrek kala oldu vakit. Namaza kılmadı hala. Ve keraat vakti de kirdi. Namazı kılar o vakitte. Namazı o vakitte kılar dediği gibi bu arkadaşımızın. Yani bu vakitte hangi namaz kılınmaz? O ikinin namazının dışındaki namazlar kılınmaz. Yani kaza namazı kılınmaz, nafile namaz kılınmaz. Ancak mazeretsiz olarak namazı bu vakti geciktirmek günahtır. Hatta Peygamber Efendimiz bu şekilde olan namazlara münafıkların namazı ifadesini kullanıyor. Hmm. Tilke salatul münafıkîn, tilke salatul münafıkîn, tilke salatul münafıkîn diyor. Üç defa bunu tekrarlıyor. Ondan sonra da diyor ki durur durur durur. Güneş batmak üzereyken. Kalkar namaz. Kalkar namaza bu sefer de tavuğun yem deşirdiği gibi acele eder. Benzetmelerle yapıyor bunu. O yüzden bu zamana bırakmamalı. Bırakırsak mekruh olur ama namazını kılacak. Evet. Ama diğer namazları bu vakitte kılmaz. Rabbim münafıklara benzemekten muhafaza eylesin hocam. Amin. Hocam son 4 dakikamız var. Seyircilerimizin de soruları var. Bir seyircimiz 30 senedir kaza namazı kılıyorum. Yatsı ve öğlen namazını Yasin'le kılıyorum. Sabah namazının farzında Vaka suresi, ikindi namazının farzında ...Nebe suresinin yarısını, akşam namazında da diğer yarısını okuyorum. Günahı var mıdır? Hayır, hiçbir günahı olmaz ama e, her zaman aynı sureyi okuması başka sureler biliyorsa doğru değil. Yani işte efendim ben şu namazda Yasin okuyorum sadece. Şu namazda sadece Vakıa suresini okuyorum. Şu namazda Nebe suresini okuyorum. Ha Böyle tayin etmemesi lazım. Namazı namazdır ama başka bildiği sureler varsa böyle belli zamanlarda belli sureleri tayin etmemeli. O farklı surelerden okumalı. Eftal olan budur. Eyvallah hocam. Başka bir seyircimizin sorusu. Eşim telefonda 3'ten 9'a boş ol dedi. Bazı kişiler telefonda bu şekilde gerçekleşen boşamanın geçersiz olduğunu, yüz yüze yapılması gerektiğini söylediler. Lütfen bu konuda bilgi verir misiniz? Telefonda karşı karşıya yapılan konuşmalar yüz yüze sayılır. Hmm. Hatta mektupla eğer bu boşama ifadesi kullanılırsa, o mektup hanımın eline ulaştığı zaman yine boşama olur. Burada bu şekliyle olduysa, bir defa boşanmış sayılır o hanım. Daha başka boşamalar olmamışsa evliliklerini sürdürürler. Evet hocam. Seyircilerimizden biri öğle ve yatsı namazlarının son sünnetlerini dört rekat kılıyorum. Daha sonra tesbih yaptığımda cemaatle duaya yetişemiyorum. Tesbihi daha sonra yapmak kaydıyla duaya iştirak etmek mi gerekir? Hangisi daha faziletli? Diye Şimdi son. cemaatle yapılan duaya iştirak daha iyi olur. Çünkü cemaatin içerisinde hani derler ya halk arasında ağzı dualı derler. Evet. Yani Allah'ın sevdiği kullar olabilir. Onların duasına iştirak etmek o duanın kabulü için daha çok umut edilen bir durumdur. Ama tesbihi daha sonra da yapabilir. Tesbihatın illa duadan önce olması şart değil. ha. Ama tesbihat da bir ibadettir. Tesbihatı yaptıktan sonra da kendisi ayrıca dua eder. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Amin. Bizler her gün müstefit oluyoruz. Rabbim amel etmeyi nasip eylesin. Amin Kıp, Kıymetli seyircilerimiz İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programımıza bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafta içi gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olacağız. Bir hatırlatma daha yapayım. Programımızın tekrarını hafta içi gün sabah 8 ile 9 arasında seyredebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Müzik